Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com ve Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve sevgili dostum Aykut Coşkun'un güzel hediyesiyle de taşlandırdığı videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dikkat ettiyseniz Hüma Hastanesi'nin logosu değişti. Çünkü artık yeni logoyla video çekmemizi rica ettiler. Ben de buradan bütün Hüma Hastanesi çalışanlarına selamlarımı iletiyorum. İnşallah hepsi izliyorlardır. İzlemiyorlarsa Aziz Yıldırım moduna geçerim. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Ahmet Has Altın, Kayseri'den Ahmet Has Altın ve WhatsApp grubundaki bütün Fenerbahçeli arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Evet, gerçekten de kargocu arkadaş benimle çekindi o fotoğrafı. Photoshop falan yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye-Lüksemburg maçı şu sıralarda oynanılıyor. Ben videoyu erken çekeyim istedim. Maşallah Kayseri'de çok güzel bir yağmur var. Ve bu maçta Ferdi Kadıoğlu'nun 8 numara performansı için izliyorum. Ama yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Fakat izlenir türde bir maç değil. Yani biraz utandırıyor bizi bu maç. Lincoln Henrique de maçı tribünde izliyor. Hani açıkçası ben maç oynarken şunu söyledim. Çağlar falan kırmızı yerse A milli takımımız bu maçı kaybeder demedi demeyin diye. Ya takım rakip saçma sapan bir rakip Lüksemburg ve kafa kafaya oynuyorlar ya. Farkında mısınız bilmiyorum. Ciddi ciddi ilk 45 dakika 2-2 bitti ya. Ya ben demek istemiyorum ama dedim yani ya. Gerçekten ya Çağlar falan kırmızı görse siz o zaman film izleyin. Ya, utanılacak bir milli maç performansı izliyoruz ya. Ya kabul edin. Ben kazandığımız penaltı yani ilk golümüzü o penaltıya ben penaltı vermem abi ya. Etmeyin eylemeyin Allah aşkına yapmayın ya. Yapmayın etmeyin ya. Valencia'ya yapılan verilmeyen penaltı daha penaltıydı buna göre. O da değil bu da değil etmeyin eylemeyin bu kadar basit bir şey değil ya. Hatta bana kalsa João Pedro'ya yapılan penaltı da penaltı değil de. Neyse. Ya 2-1 yenik duruma düşüyoruz. Gol diyor spiker. Bir coşkuyla anlatıyor. Hemen cevap verdik diyor. Lan adamlar kendi kalesine attılar ya. Ya hem de o kadar saçma sapan pozisyonda attılar ki aklın durur ya. Dişe diş oynadığımız rakip ya. Valla inşallah ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu falan oyundan çıkar da sinirle kapatırım diye beklerken aslında sosyal medyada geziniyorum bir taraftan da arkadaşlar ve sosyal medyada gezinirken görmüş olduğum şey beni çok mutlu etti. Nedir o? Michy Batshuayi. Batshuayi Kevin De Bruyne diye bir futbolcuya bir asist yaptı. Bir de Bruyne'nin asistiyle Belçika'yı Galler karşısında 2-0 öne geçirdi. İlk 45 dakika itibariyle yani hem bir gol hem bir asistten oynuyor. İnanılır gibi bir şey değil ya. Bu arada Hazard da oynuyormuş sanırım. Sevindirici tarafı bu. Şimdi ben Fenerbahçe maçına geçeceğim ama Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. TFF'ye dava açıklaması geldi. Bunu birçok taraftarımız anlamadı. Ya da anlayamadı. Çünkü birazcık dil farklı olduğu için benden yardım istediler. Ben de elimden geldiğince açıklayayım arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü 3 Temmuz süreci sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na açılan davada reddi hakim talebinin reddedildiğini duyurdu. Yani arkadaşlar uzun uzadıya bir açıklama var. 3 Temmuz Kupası'nın mağdur kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması bugün görülmüştür. Bu duruşmada mahkeme tarafından öncelikle davalı TFF'nin ikinci kez yapmış olduğu reddi hakim talebi bu talebin yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı gerekçesiyle geri çevirmiştir. Bazen oluyor arkadaşlar. Hani bizim hukuk sisteminde değişiklikler oluyor. Önemli belirtmek isteriz ki ön inceleme duruşmasında ayrıca davalı TFF'nin söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözümlenebileceği yönündeki itirazı reddedilmiştir. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Fenerbahçe diyor ki TFF topu taca atmaya çalışıyor. Dakika çalmaya çalışıyor. Bir şekilde hani topu işte tahkim mahkeme biz orada halledelim. Hani buraya gerek yok biz kendi adamımızı halledelim diyor ama bu mantıksal ve yasal olarak reddedildi diyor. 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11'de bir duruşma yapılacak. Bu arada İrfan Can forma giymeye mi gitti?
Yapma etme, ben perde çıksın da izlemeyeyim diye uğraşıyorum. İrfan'ı falan almayın, oyunu da kapatayım. Şimdi Fenerbahçe'mize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacağımızı, hukuk mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğimizi camiamızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız diyor. Yani hocam sonuç ne? Sonuç şu. Bu dava mahkemede görülecek. Bu dava mahkemede görülecek ve bu davanın çözümü mahkemelerde çıkacak. Türk yargısına güveniyoruz. İnşallah doğru karar neyse o çıkar. Yani bakın, ben Fenerbahçe lehine çıksın, aleyhine çıksın falan demiyorum. Doğru karar neyse inşallah o çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın şunu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'den başka takımla da karıştırmayın. Ön yargılı olmayın. Şimdi ortada bir olay var. Yani ben şu anda başka bir olaydan bahsedeceğim. Jorge Jesus olayı. Muhtemelen video başlığına da bu olayı koyacağım. Sebebi de şu. Şimdi Fenerbahçe'ye bir Jesus etkisi, bir Jesus rüzgarı hakim. Hatta beni yanlış anlamayın. Bakın, farklı kötü niyetle söylemiyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Şimdi Türkiye hatalı gol yedi, şöyle yaptı, böyle yaptı diye değil. Bu arada Çağlar Söyüncü çıkmış, Tolga Ciğerci girmiş. Allah'ım, ben Çağlar çıkarsa kırmızı yerse yeniliriz diyorum. Yani savunmayı toparlayan adam diyorum. Vallahi bir şeyler deniyoruz ama hayırlısı olsun bakalım. Belki yediğimiz gol de direğe falan çarptıydı. Belki ondandır diye. Neyse. Şimdi dediğimi yanlış anlamayın ama Jesus bize öyle bir şey izlettiriyor ki başka maçları zaten izlemeyen ben hiç izlemez olacağım sayesinde. Artık herhalde siz de, bu arada İrfan Can'ı da gördüm ben oyunda. Altyazıda şey yapmadı, sesi de kıstım arkadaşlar. İrfan Can'ı da ben oyunda gördüm. Evet. Evet, 8 numaralı formasıyla sahada gördüm şu anda. Yani Jesus bize müthiş bir futbol izlettiriyor. O yüzden de başka futbolları izleyesim gelmiyor. Mesela Arao'nun açıklamaları var. Fenerbahçemizin Brezilyalı orta saha oyuncusu William Arao, milli arada gittiği ülkesi Brezilya'da açıklamalarda bulunuyor. Hani Fenerbahçe'de çok mutluyum diyor. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hayalimdi. Falan filan. Eşimle babamla bu kararı aldık diyor. Öyle yani. Fenerbahçe dev bir kulüp. Çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı büyük. Fenerbahçe dev bir kulüp. Şampiyonluk projesi ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum diyor. Jorge Jesus beni aradı diyor. Ara, ara, Jorge Jesus beni ara demiş. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda sizi isteyen teknik direktör Jesus ise hayır diyemezsiniz. Yani no diyemezsiniz diyor. Her şey daha rahat olur. Ayrıca kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum demiş. O başkan yardımcısı kimse çok güzel yalan söylüyormuş. Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin bak. Flamengo'yu niye izlersiniz? Yani Jesus'u getirmek için falan izlersiniz. Belki ondan özetlerde falan görmüştür. Yoksa yani Twitter'da bir scout tayfa var. Yazıyorlar işte. Fenerbahçe Uganda 7. liginden bir topçuna ilgileniyor. 15 dakika sonra işte ilgilendiğimiz topçuyu bilmiyorsunuz arkadaşlar siz. Ben çok maçını izledim. İşte 5-6 maçını internette denk geldim falan. Selçuk Sports'ta izledim falan diyorlar. İşte sağ ayağını da iyi kullanabiliyor. İki ayağına da hakim. Hızlı bir futbolcu. Boyuna göre, yaşına göre şöyle böyle diye. O scout tayfa bile izlememiştir. Ya da izlemişlerdi. Neyse. Bunlar hep izlerler. Diyor ki, bak şu cümleye çok takıldım. Jesus aynı Flamengo'daki gibi. Elbette insanlar her zaman değişir ve yeni şeyler öğrenir. Ancak Jesus'un futbol tutkusu her zaman artıyor. Futbolu yoğun şekilde yaşıyor. Hala saha kenarında sürekli bağıran kişi. Her antrenmanda bir şeyler üretiyor. Jesus'la tekrar çalışmak harika demiş. Bence de. Burada sorumluluğum daha fazla diyor. Flamengo'dakine oranla Fenerbahçe'de rolüm değişti. Bana birkaç bazı sorumluluk daha verdi diyor. Bak arkadaşlar,
Yanlış anlamayın. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir laf var. Onu kullanmak istemiyorum ama satır aralarını çok dikkatli okuyun. Benim burada rolüm değişti. Birkaç bazı sorumluluk daha ekledi diyor. Yani oynayacak birçok farklı taktiğimiz, sistemimiz var ve değiştikçe benim rolüm de değişiyor. Avrupa'da futbol Brezilya'dan daha farklı diyor. Bak, yanlış anlamayın. Bizim ne haddimize farklı taktikler diyorsunuz belki. Asıl bizim haddimize. Ülkeye bir yenilik gelecekse, bir değişim gelecekse, bir ne derler ona, pozitif bir hava gelecekse, pozitif bir değişim gelecekse bunu yapması gereken biziz. Çünkü Fenerbahçe geri giderse Türk futbolu geri gidiyor. 2010-2011'den beri görüyoruz. Fenerbahçe'yi tutup çekenlerin niyeti belki de gerçekten de buydu. Türk futbolunu mahvetmekti. Ki böyle de oldu arkadaşlar. Diyor ki Türklerin futbol tutkusu Brezilyalılardan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı. O gün stadyumda olan bazı kişiler maçtan men edildi. Men edilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bir sonraki maç stadyum yine de tam kapasiteydi diyor. Stadyumdaki taraftarların sayısı sizi aldatmasın. Milyonlarca taraftar olan dev bir kulüp. Sokakta, restoranda gezerken sürekli taraftarlarla karşılaşıyorum. Sürekli tezahüratlar yapıyorlar. Bana sürekli şampiyonluk istediklerini söylüyorlar demiş. Benim birkaç dostum var aslında. Desem Arao'nun vesaire numarasına ulaşabilirim ama zamanı gelince inşallah. İrfan Can'ın müthiş şutu kaleci çıkardı. Diyor ki Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadrolar olan rakiplerimiz var. Ancak bu gruptan çıkmak kulüp olarak hedefimiz. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük. Diyeceksiniz ki buraya kadar niye okudun? Yani bunun özetini geçemez miydin? Bunu bilerek geçmedim. Çünkü Fenerbahçe'yi yıpratma düşüncesi içerisinde olan şer odakları, dış minnaklar. Ama gerçekten bunlar minnak. Çünkü bunlar minicik. Bunlar minnak. Harbi minnak. Ve bunların amacı Fenerbahçe'yi bölmek, sabote etmek. Fenerbahçe'yi özellikle derbi öncesi mahvetmek. Bakın arkadaşlar, klişe bir cümle kurmuş olacağım ama Fenerbahçe her milli takım dönüşünde doğranan bir kulüp. Bak bu dediğimi unutmayın. Fenerbahçe her milli takım dönüşünde ligde doğranan bir kulüp. Buna bizzat şahit olacaksınız. Göreceksiniz. Yine bizi doğrayacaklar ya da doğramaya kalkacaklar. Hani Fenerbahçe'yi sen hakemi de yenersin klişesini hayata geçirebilirsek ne ala. Geçiremezsek bize sıkıntı olacak. Yani. Neyse. Yeni sistemle, yeni taktikle. Lan hakemle zaten biz bunları mahvederiz. Ama bunlar hakemle de duracak gibi değil. Biz bunlara iç karışıklık verelim. Nedir iç karışıklık? Jorge Jesus'un görüştüğü takım. Evet. Yanlış duymadınız. Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıklamışlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi birçoğunuza komik geliyor. Birçoğunuz diyorsunuz ki ya ne alaka Jesus görüşmez. Sizce kaç milyon kişi izlemiştir, okumuştur bu haberi? Ya Fenerbahçe Alanyaspor'u darma duman etmiş. Fenerbahçe her rakibini darma duman edişten sonra birileri çıkıyor. Bu ölçü değil. Bu maç ölçü değil. Brezilya ve Fransa karmazilan yaparsa onu yenerse o zaman o ölçü. Lan o ölçü değil, bu ölçü değil. Bakın arkadaşlar, Jesus'un bir Brezilya takımıyla görüşme halinde olduğu iddiasını ortaya atmışlar. Ben bunun bir sonraki aşamasını da biliyorum. Bakın bir sonraki aşama kuruyum mu saati? Hani Mustafa Hoca yine bildi yapayım mı? Yapayım mı? Mustafa Hoca yine bildi yapayım mı? Yapayım. Allah muhafaza ilk puan kaybında yapacakları tek şey şu. Milli arada Brezilya'ya gitti geldi diyecekler. Seyahat etti diyecekler. Gitti geldi diyecekler. Bak kurulu saat gibi bak. Ben saati kurdum bıraktım. Beşiktaş maçının sonucu Fenerbahçe için kötü olursa diyecekler ki milli arada Brezilya'ya gitti geldi. Ne işi vardı hazırlanmadı diyecekler. İnşallah ve inşallah Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse haklarını saklı tutacaklar. Kutuya atıp bekletecekler. Arkadaşlar, Jesus Fenerbahçe'ye özlenen ruhu geri getirdi. Saha kenarında maçı yaşıyorlar, yaşıyor. Yani Mustafa Hoca sahanın hiçbir yerinde yokken ne kadar yaşıyorsa Jesus sahanın kenarında belki iki katı yaşıyor. Biz sözleşme uzatma derdindeyiz. Taraftar sözleşme uzatılsın derdinde. Hani devam edilsin derdinde. Ama birileri Ali Koç yönetimi şöyle böyle falan filan derdindeler.
2022 Dünya Kupası liglere bir ara verilecek. Portekiz basınındaki iddiaya göre Jesus devre arasında kaçıp o milli arada kaçıp gidecekmiş. A Spor'dan Bora Salgın'ın Portekiz basınından derlediği habere göre de teknik direktör Jesus takımdan mutlu değilmiş ki onlar da çok severler Fenerbahçe'de kaotik ortamı. Ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyormuş. Kaynak adminin gönlü. Şimdi Jesus'un takımda mutlu olmadığı. Ama işin daha komiği ne biliyor musunuz? Brezilya'dan Atletico Mineiro ile görüşüyormuş. Ulan bari Flamengo deseydiniz ama yemiyorlar değil mi? Flamengo'yu yiyen yok artık. Arkadaşlarım bakın. 7 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Bir maçta eksik. Ancak beraberlik 3 tane yediğin golün 3'ü de hatalı hakem kararı. Senin orta sahayı çok boş çıkarman, kaçırdığın sayısız gol fırsatları. Mağlup olduğun maç hala ve hala bana sorsalar, hani kanıtlayamam ama yemin edebilirim türünden olaylar var ya. Bana kalırsa farklı bir olayı var o maçın. Çok da detaya girmek istemiyorum ama onun dışında kütürü kereği gibi bir takım. Bana şunu söyler misiniz? 4 galibiyetten hangisinde Fenerbahçe baskın olan takım değildi? Üstün olan takım değildi? Hangisini şansa balığa kazandı? Şimdi istatistiklerde dikkat çeken bir takım. 6. haftadasın. Yani 6. maçını yapmışsın. 12 farklı oyuncun gol atmış. 12 farklı oyuncun gol atmış ya. Ya ligde 15 tane takım 12 gole ulaşamamış. 15 tane takım 12 gole ulaşamamış. Böyle vicdansızlar. 20 gol atmış senin takımın. La gol atamayan oyuncu Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat. Başka yok. Öyle diyeyim yani. Teşbihte hata olmasın. Ve Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kazanırsa birilerine tıpas şey yapmış olacak. Ha! Ben bir şeyi söyleyeyim. Ulaş abi değinmiş. Ulaş abinin değindiği şeyi söyleyeyim. Bu arada Ulaş abi kim diye Redondo meşhur. Öyle söyleyeyim. O bir yere değinmiş. Onun değindiği yere ben de değinmek istiyorum. Ulan Ferdi'ymiş. Ferdi'yi çıkarıp İrfan'a mı aldı diyeceğim de sanki Ferdi'yi de görüyor gibiyim. Neyse. Ferdi'yi sağ tarafa almış. Ya Kuntz bir şeyler deniyor da. Şimdi Ulaş abi diyor ki 3 tane yöneticinin saha kenarında ne işi var diyor. Selahattin Baki'yi hedef almış o da. Ya Selahattin Baki ile ilgili ben bir gizli bir gerçeği söyleyeyim. Selahattin Baki tribüncüler bilir. Ben Fenerbahçe tribünde maç izlemek nasip olmadı. Allah nasip etmedi. Kombinem var ama izlemiyorum. İzleyemiyorum. Yine nasip olmadı yani. Evet gerçekten kombinem var arkadaşlar. Her maçta ya da iki maçta bir yok her maçta bir WhatsApp grubu üyemizi maça gönderiyoruz. Bir de totemli bir kız var şeyde. Twitter'da bir maça onu göndereceğim ama. Bir kız öğrenciler falan gönderiyor. Biz seviyoruz böyle hayır işlerini, organizasyonları. Şimdi demem o ki. Demem o ki Selahattin Baki'yi tribünciler bilir. Sarı Selo diyebilirler. Ya bu adam maçın içinde olmak istiyor. Ya hocadan rol çalmaya çalışıyor. Allah aşkına. Ulaş abi mantıken hocadan rol çalabilir mi? Hani şimdi yanlış anlamayın beni. Çok özür dileyerek affınıza sığınarak bir cümle kurmak istiyorum. Ya insanlar gerizekalı değil ki. Takım şampiyon olsa yedek kulübesinde sakallı makallı bir şey duruyordu. Onun yüzünden mi oldu? Demezler herhalde. İşte dualarla himmetlerle şampiyon. Yok o başka bir şeydi ya dur onu karıştırmayak. İşte işte hakemlerle şunlarla şampiyon. Yok o da başka bir şeydi onu da karıştırmayak. Yani uzun lafın kısası. İşte yedek kulübesinde sakallı birisi duruyor. Onun yüzünden mi şampiyon oldu? Jesus hikayeymiş demezler. Ha Jesus rahatsız idir. Yani rahatsızdır diyor. Bence rahatsızsa mutlaka kesin bir şekilde engeller. Adam gelir gelmez duvardaki resmin navunur gönlüm diyerek duvardaki resimleri söktürttü. Oralara bir şeyler yapıştırdı. O yaptırdı, çizdirdi, şunu yaptırdı, bunu yaptırdı. Yahu duvardaki şeye takılan adam kulübedekine mi takılmayacak? Onu söyleyeyim. Ha!
Böyle bir olaya daha önce denk gelmiş midir? Portekiz'de, Arabistan'da, Brezilya'da denk gelmiş midir? Sanmam. Ama bir yöneticinin saha kenarında olması rahatsızlık verir mi? Verir. Şimdi mesela ben kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Ders anlatıyorsun bir öğretmen olarak. Bir öğrenci velisi ya da bir müdür yardımcısı şu bu ya da bir başka öğretmen dersine gelse, bu arada gol mü dedim ama çizgiden çıkardı kaleciyi. Dakika 60 Enes'in kafa vuruşunu kaleci çıkarttı. Dediğim gibi bunlardan birisi derse gelse rahatsız olursun. Yapamazsın. Bunun da maçım var diyor dersin ama futbol biraz daha değişik. Ben mesela bazen çağırıyorum. Gel diyorum işte şey yapalım. Hani gör bir eksiğim gediğim var mı şu bu. Yani bu farklı bir olay. Jesus belki de kendi çağırıyordur. Bilemezsiniz. Ama dediğim gibi rahatsızlık duyarsa da böyle olur. Ben uzun lafın kısası size şu bilgiyi tekrar tekrar vereyim. Jesus hiçbir yere gitmiyor. Maalesef Fenerbahçe düşmanları çok üzülecekler. Yanık kremiyle birlikte neydi o? Buz kütlesine, buz kovasına oturacaklar. Ama yapacak bir şey yok. Yani biz de böyleyiz. Hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Rahat olun. Çok ama çok net olarak söylüyorum. Rahat olun. Hiçbir yere gitmeyecek. Jesus. Aynı zamanda Batshuayi'nin gol ve asist yapması beni çok ama çok mutlu etti. Yani çok mutlu etti. Güzel oldu Batshuayi'nin moral açısından. Bir de Beşiktaş maçına oynar. Gol atar. O maçı da kazanırsak. Yani çetin vahşet olur. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arao orada çöplendi. Yuhalandı ama Fenerbahçe taraftarı bağrına bastı. Güzel bir olay. Türk Milli Takımı 62. dakikada Lüksemburg'la hala 2-2 berabere. Umarım rezil bir sonuçta ayrılmayız. Yani diğer videoyu da hemen akabinde çekeceğim. İnşallah rezil olacağımız bir skorla ayrılmayız arkadaşlar. 3 Temmuz'la ilgili de şunu söyleyeyim. Hali hazırda bizim almamız gereken de bir 40 milyon euro var ama arkadaşım bir tanesi artık ne zaman müsait olursa bir 40 milyon euroluk bir borcu var bize. Onu bir ara öderse sevinirim. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kanalımızda gerçekten şikayet var. Gerçekten sıkıntı var. Bakın eskiden sıkıntıyı biz nasıl anlıyorduk? Şöyle anlıyorduk. Yorum yapıyorsunuz. Biz yorumu göremiyoruz. Göremiyoruz. Göremiyoruz arkadaşlar. Göremiyoruz. Biz buradan anlıyorduk. Şimdi nasıl anlıyoruz? Hem yorumları göremiyoruz. Bazı yorumları kesinlikle göremiyoruz. Daha doğrusu videoya beğeni... Gol mü? Çizgide çıkarttılar. İkinci kez 62. dakika. Hem yorumları göremiyoruz. Ya beğeni atan kişilerin yorumlarını görüyoruz. Ondan eminiz. Gerçi ona da tam emin değilim ama en azından beğeni atan arkadaşlar sizin yorumunuza cevap atıyor muyum? Ona bakın. Bir. İkincisi YouTube Studio var telefonda. Android'de. YouTube Studio'ya giremiyoruz mesela. Yorumlar kısmını açmıyor. Biz oradan anlıyoruz. Ne zaman beğeniler arttı, yorumlar arttı, o zaman açılıyor. Hocam sen de videoları izlettirmek için palavra atıyorsun. Arkadaşlar istiyorsanız kendiniz deneyin. Biz her yoruma noktada olsa cevap veriyoruz. Eğer yorumunuza cevap yoksa bu bizden kaynaklı değil, YouTube sıkıntısından kaynaklıdır. Kusurumuza bakmayın. Destek verip destek vermemeyi size bırakıyorum. İnanıp inanmamayı size bırakıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ya daha hala 16 tane kutuda forma var. Bu arada 5 formanın 5'i de teslim edildi. Güle güle günlerde kullansınlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sadece 2 tanesi geri dönüş yaptı. Diğer arkadaşlar formayı alan arkadaşlar yoruma yazarsanız arkadaşlar da görürler. Ya da ben yoruma bir şey sabitleyeyim oraya yazın. Siz bilirsiniz. Durum bu. Burada bir sürü forma var, 16 tane forma. İşte şu kadar beğeni gelsin forma vereyim deyip de işin içinden çıkabilirim. Hatta yapabilirim de. Hadi bu videoya 1000 beğeni gelsin. 2 kişiye ya da 3 kişiye forma verelim. Bu videoya yorum yapan 3 kişiye forma verelim. Hadi arkadaşlar. 1000 beğeni gelsin. Emin olun bu videoyu 2000'den 3000'den fazla kişi izleyecektir. 1000 beğeni gelsin. Yorum yapan arkadaşlar içerisinde 2 kişi 3 kişiye Fenerbahçe forması hediye edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.